Merhaba arkadaşlar. Bugün bu amigurumi kalplerinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Ben 2,5 milim tığ kullanıyorum. İp olarak nako pırlanta tercih ettim. Ve biraz da içerisini doldurmak için boncuk elyaf kullanacağım. Haydi beraber yapımına geçelim. Sihirli halka yaparak başlıyoruz ve içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptım. Ve sihirli halkayı kapatıyoruz. Şu ipimi öne getiriyorum. Bunu başlangıç ipi olarak kullanacağım. İlk sık iğnemin başına batıp 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 sık iğnemin hepsine İkişer tane sık iğne yapacağım. Üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12. Sıra sonuna geldiğimde 12 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi başlangıç ipimi arkaya alıyorum ve bir tek bir çift sık iğne yapacağım. Tek, çift, tek, çift. Tek. Çift. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 18. Sıra bittiğinde 18 sık iğnemiz olacak. Şimdi arkadaşlar, 4 sıra boyunca her sık iğneye bir sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. 18 sık iğne sayımızı koruyacağız.
4 sırayı tamamlayıp tekrar buluşalım. Evet, 4. sırada tekrardan beraberiz. Son birkaç tane kalmıştı. Onu da sizlerle beraber yapmak istedim. Sıra tamamlandı. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bundan bir tane daha yapalım ve tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben diğer parçayı da yaptım. Şimdi bu yaptığım parçayı bu şekilde çeviriyorum. Ve şurada görmüş olduğunuz ilk noktaya şuraya içeriden batıyorum. Daha sonra kestiğimiz yer değil, onun yanına şuraya batıyorum. İlmek alıyorum. İçeriden geçiriyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrar göstereyim. İlk önce şu ikinci kısma ve sonra da burada gördüğünüz ilk kısma, kesme yaptığımız yere batıyorum, ilmek çıkartıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi üçüncüye batıyorum. Karşıya batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Ve dördüncüye batıyorum. Karşıya batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. 4 tane ilmek kaydırmış olduk. Şimdi artık burada sıradakine batarak devam edelim. Artırma ve eksiltme yapmadan her birine tek tek batıp sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu sırayı beraber tamamlayalım. Şimdi geçişte ilk olarak buraya batarak devam ediyoruz.
Dörtlü kaydırma yaptığımız için sıramızda toplam 28 ilmek oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna gelince işaret olması için ip koyuyorum. Bu sırada da eksiltme, arttırma yapmadan ilmek sayımızı koruyarak sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sıra sonuna geldik. Ve kalbimiz şu anda bu şekilde görünüyor. Ve artık eksiltmeleri yapacağız. Bu sırada 5 tek bir eksiltme yapacağız. Başlangıç ipimi de öne alıyorum ve bir, iki, üç, dört, beş sık iğne yaptıktan sonra bunun ön kısmını, bunun arka kısmına batıyoruz ve örüyoruz. Eksiltmemizi yapmış olduk. Bu şekilde 5 tek bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bunun ön kısmına, bunun arka kısmına batarak örüyoruz, eksiltmemizi yapıyoruz. Ben eksiltmeyi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Böyle daha güzel, daha muntazam duruyor bu şekilde yapınca. Siz isterseniz başka şekilde de eksiltme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi sıra başına geldik. Bu sırada da 4 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3
4. Şimdi bir önden, bir arkadan alıp eksiltiyorum. Bir, iki, üç, dört tek ve önden, arkadan alıp eksiltiyorum. Bir, iki, üç, dört tek yaptım ve eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra başına geldim. Ve bu sırada da 3 tek bir eksiltme yapıyorum. Bir, İki, üç ve şimdi bunu önden, bunu arkadan alıp eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir, iki, üç tek yaptım ve bir önden, bir arkadan alıp eksiltiyorum. Sıra sonuna geldim. İşaret ipimi öne alıyorum. Ve bu sırada da 2 tek bir eksiltme yapacağım. Sonra da elyafımı dolduracağım. Siz isterseniz bu sırada elyafı doldurup sonra 2 tek bir eksiltmeyi yapabilirsiniz. Benim için böylesi daha kolay oluyor. Bir, iki tek örüp eksiltiyorum. Bir,
2 tek örüp eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldik. İşaret ipimi çıkartıyorum. Kalbi düzeltiyorum. Şimdi elyafımı dolduracağım. Bu şekilde tığımın sapını kullanarak elyafımı dolduruyorum. Biraz daha dolduracağım. Bu kadar yeterli. Şimdi de bir tek bir eksiltme yapacağım. Bir tane tek örüp bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane tek. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu sırayı örerken elyafı almamaya dikkat edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bir tek bir eksiltme yaparak ilerleyeceğiz.
Sıra sonuna geldik. Burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Burada ipimizi biraz uzun kesiyoruz. Ve iğnemizden ipimizi geçiriyoruz. Şimdi her ilmekten sıra sıra geçirerek dikiyoruz. Ve ipi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi kapandı. Şimdi burada ipimizi rastgele yerlerden geçirerek ipimizi içeriye gizliyoruz. Ben iğneyi çıkartıp İpi de biraz kısaltıp tığla gizlemeye devam edeceğim. Bu aşamada elyaf çıkarmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Ben ipimi gizledim ve kalbi biraz düzeltiyorum. Ve gördüğünüz gibi kalbimiz bitmiş oldu. Bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz anahtarlık halkası takarak anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.